Merhabalar arkadaşlar, ben Erkan Öz. Sizler için yine hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla dünyanın haberini hazırladık. Arkadaşlar, dünyanın haberi. Bugünkü konumuz ünlü Amerikalı yatırım bankası, dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi JP Morgan, suçüstü altın fiyatlarını manipüle ederken, yani buradan haksız kazanç elde ederken yakalandı ve 920 milyon dolarlık bir cezaya çarptırıldı. Ve bu Amerikan tarihinde bir bankaya bu tip olaylar nedeniyle kesilen en yüksek ceza oldu. Aynı zamanda piyasadaki bazı riskler ve bazı olumlu gelişmelerden ve bunların benim portföyüm üzerinde ne gibi etkileri olduğundan da bahsedeceğiz. JP Morgan sadece altın piyasasında değil, aynı zamanda Amerikan hazine kağıtları piyasasında da spoofing dediğimiz bir yöntemle manipülasyon yaptığı, yani fiyatları kendi çıkarına değiştirdiği ve bu yöntemle yatırımcıları zarara uğrattığı için cezaya çarptırıldı. Bu davanın kökenleri de ta 2008 krizi zamanlarına kadar uzanıyor. Ve özellikle bu kıymetli metaller tarafında, yani altın tarafında yapılan manipülasyon 8 yıl boyunca devam ediyor ve JP Morgan'ın kıymetli metaller alım satım, yani trading masası burada hedefe konulmuş durumda arkadaşlar. Ancak bu olay göründüğünden çok daha derin. Ben bunu 2013 yılında yazdığım 2020 Yeni Ekonomi Büyük Kriz Müthiş Fırsat kitabımda ayrıntılarıyla anlatmıştım. Bankalar, sadece JP Morgan değil, bütün büyük yatırım bankaları hemen hemen bu tip manipülasyonlar zaten yıllardır yapıyorlar. Ben bu kitapta 2020'de kriz olacağını tahmin ettiğim ve dünyada bu kriz tahminini ilk defa yapan kişi olarak orada demiştim ki, bu tip skandallar, bu tip manipülasyonlar her zaman aslında oluyor ve gitgide bunların büyüklüğü de artıyor. Fakat ne zaman ki kriz kapıya dayanıyor, bunlar bir bir ortaya saçılmaya başlanıyor. Kriz kapıya dayanınca yetkililer suçlu arandığı için bunları daha kolay ortaya çıkarıyorlar. Mesela 2008 krizinin de büyük skandalı LIBOR skandalıydı. Kitabımın 118. sayfasında bu konuyu ayrıntısıyla işliyorum arkadaşlar. Burada LIBOR skandalı neydi? LIBOR, eğer teminatsız borçlanmak durumunda kalırsanız Londra piyasasında size uygulanacak olan küresel çapta geçerli faiz oranıdır ve trilyonlarca, yüz trilyonlarca dolarlık türev finansal araçlar bu faiz üzerine işlem görür ve 2012 yılında ortaya çıkmıştı ki dünyada hemen hemen her büyük yatırım bankası bu LIBOR'u çeşitli yöntemlerle manipüle ediyor ve o dönemde birçok banka yöneticisi bu nedenle işini bırakmak zorunda kalmıştı. Ama kitabımda ben asıl olarak altın ve gümüş manipülasyonundan bahsetmiştim. Özellikle de JP Morgan'ın gümüş fiyatları konusunda nasıl manipülasyon yaptığını ayrıntılarıyla anlatmıştım. Burada arkadaşlar, bizim bugün gördüğümüz bu büyük haberde kullanılan yöntem spoofing, yani bir trader aslında gerçekleştirmeyeceği alım ya da satım emirlerini, birçok emri sisteme giriyor ve karşı taraf bu emirlerin gerçekleşeceğini düşünerek ona göre pozisyon alıyor. Fakat o emirleri son dakikada iptal ediyor trader ve kendi asıl gerçekleştirmek istediği şeyi yapıyor. Böylece fiyatları etkilemiş oluyor. Ama olayın kendisi çok daha derin. Manipülasyon yasal düzeyde çok daha derin bir şekilde yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Türev piyasaları yoluyla. Türev piyasaları 1980'e kadar ciddi bir piyasa değil arkadaşlar. Küçük bir piyasa. 1971'de Amerika altınla doların bağını tamamen kopardıktan sonra doları dünya para birimi olarak tutabilmek için ve ona istikrar kazandırabilmek için altın ve gümüşün bastırılması gerekiyordu. 1971 ile 80 arasında altın gümüş fiyatları ciddi rekorlar kırdı. Altın nominal bazda 24, reel bazda da 19-20 kat değer kazandı. Bunun durdurulması gerekiyordu. Türev piyasaları devreye sokuldu ve altın ve gümüşün fiyatları baskılandı. Nasıl oluyor bu? Hem de yasal yoldan. Türev piyasasında sizin arkadaşlar elinizde bir varlık
reel olarak bulunmasa da bununla ilgili türev kontratlar yazabilirsiniz. Mesela altın elinizde yok ama altının fiyatı mesela bugün atıyorum 1900 dolarsa 6 ay sonra 1600 olur diye bir sürü kontrat yazıp piyasaya sürebilirsiniz eğer bu gücünüz varsa. JP Morgan gibi yatırım bankalarının bu gücü var. Nereden geliyor bu güçleri? Kredibiliteleri ve Fed'den elde edebilecekleri sınırsız dolar kredilerle ve adeta sıfır faizli tabii. Burada sır şu: türev piyasalarında normalde eğer karşı taraf vadesi geldiğinde kendisine altınla ödeme yapılmasını isterse işler karışır. Ama bugünkü sistem içerisinde bankalar karşı tarafın daima altınla, gümüşle değil dolarla ödeme almasını, nakit ödeme almasını sağlıyorlar ve bu oyunu günümüze kadar sürdürdüler. 1980 ile 2020 arasında neredeyse 40 yıldır. Bakın kitabımda 117. sayfada ne demişim? 2010 ve 2011 yıllarında ABD'de 43 yatırımcı JP Morgan'ın gümüş fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi. Konu hakkında yayınlanan Jonathan Stempel imzalı Reuters haberine göre Manhattan Bölge Mahkemesi'nde görevli yargıç 18 Mart 2013 tarihinde verdiği kararında yatırımcıların JP Morgan'ın fiyatları etkileme yeteneğine sahip olduğu görüşünü kabul etti. JP Morgan da bu görüşe karşı savunma yapma gereği görmedi. Ancak yargıç bankanın kasıtlı olarak olağan dışı fiyat oluşmasını sağladığı iddiasını reddetti. Yani arkadaşlar mahkemeler de gördüğünüz gibi bankacılık tarafında yer almışlar. Aslında bankanın bu gücü olduğunu kabul etmişler türev piyasaları üzerinde ama kasıtlı olarak bir şey yaptığına dair delil yok diyerek işin içinden sıyrılmışlar o dönemde. Ama bakın bugün artık sıyrılamadılar. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ceza ile banka karşı karşıya kaldı. Fakat tabii ki bu işten bankanın elde ettiği kazanç belki de 10 milyarlarca dolar oldu. Amerikalı yetkililerin JP Morgan'ın yol açtığı zararla ilgili tahminleri 300 milyon dolar civarında. Ama JP Morgan orada bazı fonları ya da bankaları zarara uğratırken sizin benim gibi gündelik hayatında altın gümüş yatırımı yapanları zarara uğratmıyor mu? Ya da gündelik olarak kendisi al sat yapanları zarara uğratmadı mı? Bunu kim tespit edebilir? Asla tespit edilemez. Ve belki de JP Morgan buradan 10 milyarlarca dolar kazandı. Ve 1 milyar dolarlık bir cezaya zaten kendileri razı oldular ve suçlarını kabul ettiler. Kitabımın 115. sayfasında ise şunu anlatıyorum. 17 Mart 2012'de Jim Pupplava'nın programına Ted Butler gümüş uzmanı konuk oluyor ve burada işte benim demin anlattığım bu türev araçlarla nasıl gümüş fiyatlarının manipüle edildiğini anlatıyor. Aynı programa CFTC komisyon üyesi Bart Chilton da katılıyor. CFTC ise bu türev araçların adeta RTÜK'ü yani denetleme konseyi resmi bir organ. Ve Jim Pupplava'nın bu durumu Chilton'a sorması üzerine Chilton aynen şöyle diyor. Keşke bu garip bir durum olsaydı. Aslında garip değil çünkü çok uzun süredir devam ediyor Jim. Bu çok endişe verici. Yani bu piyasa canavarları bazen tüm piyasanın %25 ila 30'unu kontrol ediyorlar. Şimdi dışarıda hatta CFTC'de bazıları bir piyasada %25-30 sorun oluşturmaz diyecekler. Ancak kesinlikle inanıyorum ki bu konsantre yapı piyasayı istediği gibi aşağı ya da yukarı yönlendirebilir. Yani resmi devlet yetkilisi CFTC üyesi Bart Chilton aynı benim söylediğim ya da kitapta anlattığım olayların piyasada gerçekleşmekte olduğunu, bundan şüphelendiğini, büyük bir ihtimalle buna inandığını belirtiyor arkadaşlar. Ve daha sonra başka olaylarda Bart Chilton'ı haklı çıkardı. Bart Chilton bu işlerin hep soruşturulmasını istedi resmi makamlar tarafından. Fakat değişik bir şekilde kendisi görevden ayrıldıktan sonra bir televizyon programı sunuyordu ve birden 58 yaşında çok da atletik, sportif bir insan olmasına rağmen hayatını kaybetti. Çalıştığı televizyon kanalı RT bu ölümün ani ve belirsiz bir hastalıktan kaynaklandığını o dönemde belirtmişti. Fakat daha sonra mesela Wikipedia açıklamasında Chilton'ın pankreas kanserine vefat ettiği söyleniyor. Ki vefatı da Nisan 2019'da, yani geçen yıl. Fakat ben kendisini takip ediyordum. Russia Today Amerika'da yaptığı programda kanser hastası olan ya da ölümcül konuma gelmiş olan bir insan bunun tedavisini görür. Kendisi hiçbir zaman programını aksatmıyordu. Bu ölüm tabii şüpheli bir olay olarak o zaman gündemde yerini almıştı arkadaşlar.
Bart Chilton hayatını kaybetmeden önce yeni bir kitap hazırlığındaydı. Daha önce bir kitap yazmıştı dolandırıcılık olayları üzerine. Çeşitli manipülasyon yapan büyük finansal kuruluşlar üzerinde bir kitap hazırlığı içerisindeydi. Bugünkü olayın önemi ise şuradan kaynaklanıyor. Amerikalı adalet yetkilileri ilk defa bu alım-satım yani trading yolsuzluklarını, hilelerini bir suç örgütü olarak tanımladı. JP Morgan'ın içerisinde bir suç örgütü operasyonu olduğunu söyledi. Bu tanımlama özellikle Güney Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı kullanılan bir tanımlama ve onların tabii daha kolay soruşturulmasını ve ceza almalarını sağlamak üzere yapılmış bir tanımlama. Bu soruşturmanın bir önemli parçası da bakın Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan soruşturmanın sonucuyla ilgili yapılan açıklama. Burada suçlanan JP Morgan traderları Greg Smith, Michael Novak ve Christopher Jordan ve aynı zamanda Jeffrey Ruffo. Bu dört isimden bahsediliyor. Bunların arasında Michael Novak çok önemli. Michael Novak uzun bir süre 2006'dan itibaren JP Morgan'ın kıymetli metaller trading masasının küresel başkanıydı. Yani sıradan bir trader değil, burada trader diye adı geçmiş sadece. Ve aynı zamanda London Bullion Market Association yani Londra'da altın fiyatlarının belirlendiği organizasyonun yönetim kurulu üyesiydi. Yani dünyada altın piyasasını oynatan birkaç isimden bir tanesiydi Michael Novak ve bu soruşturmada suçlu bulundu. Eğer Michael Novak suçlu bulunup ceza alabiliyorsa bu piyasada demek ki ceza alamayacak, soruşturulamayacak isim yok mesajı da buraya verilmiş oldu arkadaşlar. Sadece JP Morgan'la sınırlı değil elbette bu olay. Daha hemen bu davanın sonuçlandığı günlerde 26 Eylül'de Deutsche Bank traderları bu sefer aynı şekilde spoofing yapmaktan altın piyasasında suçlu bulundular. Cedric Chano ve James Worley ve bu tip davaların ve cezaların ardı arkası gelmeyecektir arkadaşlar. Çünkü bir kriz dönemine girdik artık 2020 ile beraber 7 yıl önce kitabımda yazdığım gibi. Bu tip suçlamalar, skandallar ve cezaların daha da fazlasını önümüzdeki günlerde mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. 2000 yılından beri Amerikanlı bankaların aldıkları cezalar bu konularda. Bank of America 58 milyar dolar, JP Morgan 29 milyar dolar, Citigroup 17 milyar dolar ve böyle gidiyor. Sadece bu yolsuzluk için 1 milyar dolar ceza kesildiğini düşünürsek bu kadar büyük bir altın dolandırıcılığı hakkında yani Bank of America neler yapmış ki 58 milyar dolar ceza yemiş. JP Morgan neredeyse 30 milyar dolar ceza yemiş. Demek ki bunların dolandırıcılık dışında bir işleri yok. Öyle anlaşılıyor. Ve bu organizasyonun en başındaki isim JP Morgan CEO'su Jamie Dimon. Biz onu en çok Bitcoin'e karşı söylemleriyle hatırlıyoruz. 2017'de Bitcoin tırmanırken çıktı dedi ki Bitcoin bir dolandırıcılıktır, sahtekarlıktır. Şimdi ortaya çıktı kimin sahtekar, kimin dolandırıcı olduğu arkadaşlar. Mahkeme kararıyla tescillendi. Ama canına yandığımın adalet sistemi işte bu büyük isimlere hala dokunmamayı tercih ediyorlar. Jamie Dimon böyle söylüyor. Bir yandan türev işlemlerle bu fiyatları yıllardır baskılıyorlardı. Artık 2020 krizinde tutulamaz bir hale geldi. Bu yaz mevsiminden itibaren altın ve gümüş görüyorsunuz. Son yaşanan geri çekilmelerin haricinde. Ama JP Morgan bakın 2011 yılında gerçek gümüş varlıkları sıfır. Başka bankaların bakın görüyorsunuz 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon ons gümüş varlıkları var. 2011 yılında sıfırken JP Morgan'ın gerçek gümüş varlığı 2019 ortalarında bu varlığı 153 milyon onsa kadar yükseltmişti ve tarihte bir özel kuruluşun elde ettiği en büyük gümüş varlığı, gerçek gümüş varlığına sahip olmuştu arkadaşlar. Yıllardır ben bunu takip ediyordum ve sizlerle paylaşıyordum. Yani fiyatları bir yandan manipüle edip bastırırken bir yandan da kendi kasasına gerçek gümüş, fiziki gümüş dolduruyordu JP Morgan. Peki bu 2019 ortasından sonra neler oldu bakalım. CME grubun son raporu 29 Eylül tarihli raporuna göre JP Morgan bu düşüşlerden faydalandı. 597.554
ons daha gümüş satın aldı ve toplam gümüş varlığını, gerçek gümüş varlığını 184,3 milyon onsa yükseltti arkadaşlar. Yani 153'ü bile, 160'ı bile geçti. Şuradaki bakın, buradan grafikten yukarı çıktı yani şuradan. Ve biz bunu yayınladığımızda geçen sene bakın gümüş fiyatı 14,92 dolardı ons başına. Yani JP Morgan altın ve gümüş piyasasını manipüle ediyor. Özellikle gümüş piyasasını ve burada kendine özel fiyatlar oluşturup 2020 krizinin sonucu için gümüş toplayarak kendini hazırlıyor arkadaşlar. Gelelim bugünkü piyasa risk değerlendirmemize. Geçen bölümde bahsetmediğimiz bazı başka riskler de var ve onlar da kendilerini göstermeye başladılar. Amerika, İran kaynaklı destekli saldırılar durmazsa Irak'taki büyükelçiliğini boşaltacağını, kapatacağını söyledi. Bu da bölgede aslında Amerika'nın İran'a bir saldırısı, bir savaş olasılığı olarak değerlendirildi ki işte küresel piyasaları kaosa doğru itebilecek bir olasılık. Amerika-Çin ticaret savaşı ve teknoloji savaşı yine bir risk olarak karşımızda duruyor. Birinci faz ticaret anlaşması yapıldı diye sevinilmişti, borsalar coşmuştu. Çin bu anlaşmada söz verdiği satın alma miktarlarının sadece üçte birini gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yani burada her an yeniden bir sonuç çıkabilir ve aynı zamanda Tayvan konusunda büyük bir çekişme var Amerika ve Çin arasında. Çin bölgede 4 tane aynı anda askeri tatbikat yapıyor şu anda. Bir Güney Çin Denizi'nde askeri gerilim Çin ve Amerika arasında yine piyasaları sarsacak bir konudur. Asıl bizi ilgilendiren tabii ekonomik riskler ve biz hep ne diyorduk? Merkez bankaları para basıyor fakat 2020 kriziyle öyle bir kara delik oluştu ki piyasalarda bazı işletmeler çöküyor, iflas ediyor, bazı bireyler iflas ediyor. Bunları tam olarak tespit edemeyebilir sistem ve bir para basıyorlar ama bu kara deliğe göre fazla mı gelecek, az mı gelecek önemli olan bu diyorduk. IMF Başkanı Georgieva dedi ki salgının 12 trilyon dolardan fazla kayba neden olmasını bekliyoruz. Bu tahmin doğru ise bakalım şimdiye kadar alınan parasal önlem ne kadar? Mart ayındaki çöküşten itibaren Fed yaklaşık 4'ten 7'ye çıktı. Yani 3 trilyon dolar para bastı. Çin PBOC neredeyse hiç değişmedi. Japonya 5'ten 6,5'a kadar geldi diyelim. Toplamda 4,5 olur. Avrupa'da 5'ten 7,5'a geldi. Yani 4,5 artı 2,5, 6-7 trilyon civarında, 7 trilyon dolar değerinde dünyanın büyük merkez bankaları para basmış durumdalar. Açık 12 trilyon dolar şu ana kadar basılan para 7 trilyon dolarsa o zaman bir 5 trilyon dolarlık demek ki çöküş ihtimali var. Eğer vaktinde daha fazla merkez bankaları bas para basmazlarsa ki dünyanın şu anda para basma konusunda en büyük, en önde giden bankaları bunlar. Küresel olarak toplam baktığımızda ise şunu görüyoruz. Yaklaşık 20 trilyon dolardan 26-27 trilyon dolara çıktığını görüyoruz toplam baz paranın. İşte bu büyük merkez bankalarının ürettiği 7 trilyon dolarla bu gerçekleşiyor arkadaşlar. Eğer bu açık zamanında kapatılmazsa bu iflaslar piyasaları aşağı çekecektir arkadaşlar. Daniela DiMartino Booth paylaşmış. Amerika'da 50 milyon dolarlık varlığı olan ve iflas eden şirket sayısı 2009'da 271'miş. Şu anda da 193'e ulaşmış. Bu kadar basılan paraya rağmen bu oluyorsa işte burada bir durup düşünmek lazım. Piyasada demek ki aşağı yönlü riskler hala kuvvetli olabilir. Fakat son dönemde olumlu bazı gelişmeler de var. Özellikle bu CVD-19 aşısı konusunda Putin dedi ki Rusya'nın ürettiği Sputnik aşısını ben kendim yaptıracağım. İşte bu önemli bir aşama olur arkadaşlar. Eğer aşı konusunda böyle bir gelişme olursa Putin'in aşıyı olması, Putin bu işten sağlıklı çıkarsa o zaman piyasalarda bu yukarı gidiş için bir ateşleyici etken olabilir. Aynı şekilde ikinci olumlu gelişme ki bence daha önemli. Bu merkez bankalarından gelen para gördüğünüz gibi yaklaşık 5 trilyon dolar bir açık oluyor. Burada Fed'in özellikle hükümetin bu işi tamamlaması gerekir dediği bir ortam vardı. Fakat burada da iktidar ve muhalefet Amerika'da anlaşamıyordu. Muhalefet 3 trilyon dolar, 3 trilyon dolardan fazla bir yardım isterken iktidar Trump tarafı 1 trilyon dolar diyordu.
Şimdi demokratlar bu 3,4 trilyon dolarlık tekliflerini 2,2'ye düşürdüler ve hatta eyaletler için yapılması gereken yardım miktarını da tekliflerine 915 milyar dolardan 436 milyar dolara düşürdüler. Cumhuriyetçiler de diyor ki 300 milyar dolarda anlaşalım. Yani geriye fark olarak 136 milyar dolar kaldı. Demokratların bu konudaki lideri Nancy Pelosi ile hükümetin temsilcisi Hazine Bakanı Mnuchin arasında görüşmeler yapıldı. Dün ve bugün. Bunları ben hafif olumlu sinyaller olarak değerlendiriyorum. Şu Putin'in aşağı haberi ve demokrat ve cumhuriyetçilerin tekliflerinde birbirine yaklaşılması, bu 2 trilyon dolar veya 1,5 trilyon dolar civarında bir paketin açıklanabileceği anlamına geliyor. Bu hafif olumlu gelişmelerden dolayı ben de portföyümde bir takım kripto paralarda altcoin'lerde bir giriş yaptım. Ama çok az miktarda. Yani haberin olumluluk derecesine bakarak çok az miktarda bir giriş yaptım. Hala portföyümün çok büyük bir kısmı, yarıdan çok daha fazlası bu demin saydığım risklerden ötürü dolarda duruyor. Hala bir çöküş riski çünkü ortadan kalkmış değil. Bakın bugün Nasdaq'ta zayıflık devam etti. Dolar endeksi bir kısım 94'lerden 93,90'lara kadar geriledi. Altında satış devam etti. Bunlar hala olumsuz. Altın ve gümüşte satışlar devam ediyor. Hala olumsuz arkadaşlar. Ama özellikle bu yeni kurtarma paketinin onaylanabileceğine dair gelişmeler nedeniyle burada çok ufak bir giriş yapma seçeneğini kullandım. Eğer bu olumlu haberler devam ederse, bu paket kabul edilirse seçimden önce daha fazla giriş yaparım. Ama asıl giriş yapmamı sağlayacak olan, yani yazın gibi daha altın, gümüş, Bitcoin tarafında büyük şekilde pozisyon almamı sağlayacak olan şey Fed'in tekrar daha fazla QE yapması olur. Yani 120 milyar dolar şu anda aylık yapıyor. Ama gördüğümüz gibi bu yetersiz ve Fed'in daha fazla piyasaya QE ile para sürdüğünü görürsem çok daha olumlu bakarım o zaman arkadaşlar. Bu durumu tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Birlikte takip etmek isterseniz arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olun ve bildirimleri açın ki videolar size ulaşabilsin.